Merhaba, 2021-2022 LGS Türkçe soruları incelendiğinde soruların kapsamında geçen yıllara göre bir artış olduğu görünmektedir. Bununla birlikte yine geçmiş yıllardan farklı olarak dil bilgi sorularına çok daha fazla yer verilmiştir. Ancak dil bilgi soruları konuya hakim olan öğrenciler tarafından rahatlıkla çözülebilecek niteliktedir. Bununla birlikte seçici ve belirleyici soruların sayılarında da artış olduğu gözlemlenmiştir. Eleyici nitelikte kullanılan soruların sözel mantık, yazım kuralları, cümlede anlam ve diyalog sorularını kapsadığı görülmüştür. Sınava giren tüm öğrencilerimizin emeklerinin karşılıklarını alacakları bir sonuç elde etmelerini diliyorum. Merhabalar, 2022 LGS bugün uygulanmıştır. Matematik bölümündeki soruların okuduğunu anlama ve analitik yeteneğini ölçme sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Son 2 yıldır soru gelmeyen dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimlerden 2 tane soru çıkmıştır. Öğrencilerimiz bu konulara hazırlıklı olduğu için bu sorularda zorluk çekmemişlerdir. Geçen yıla oranla sınavımızın daha rahat anlaşılacak sorulardan oluştuğu görülmüştür. Sınavımızda 4 tane çeldirici soru bulunmaktadır. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları dileğiyle. Öncelikle tüm çocuklarımıza, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve velilerimize geçmiş olsun. Umarım herkes dilediği gibi sonuçlar alır. Sınavı değerlendirecek olursak fen bilgisi kısmına baktığımızda ilk söyleyeceğim şey, geçen sene çıkmayan 7. ünitenin bu sene çıkmış olması ve sorularının zorlayıcı olmasıdır. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm sene boyunca yayınladığı örnek sorularla paralellik göstermektedir. Çocuklarımız bu sınavda yabancılık çekmedi muhtemelen. Çünkü deneme ve tarama sınavlarımızda benzer sorular yer almaktaydı. Bunun yanında belirleyici soru sayısı fazlaydı. Fizikten zorlayıcı sorular vardı. Fakat bununla birlikte biyolojiden de daha basite indirgenmiş, daha temel bilgiler yer alıyordu. Eski sınav sistemi TEO'a dönüş var gibiydi. Fakat yeni nesil yine devam ediyor. Geçen yıl oranla bu yılki fen sınavımızın daha zorlayıcı olduğunu gördük. Sonuç olarak sınavımız bitti. Umarım tüm çocuklarımız gönüllerine göre yaparlar ve çok da başarılı olurlar. Merhabalar. 2021-2022 LGS'yi geride bıraktık. Öncelikle emek veren tüm öğrencilerimize teşekkür eder, başarıların devamını dileriz. İnkılap tarihi açısından incelediğimizde sınavımızı, 7. ünite hariç her üniteden soru geldiğini görmekteyiz. Bu seneki sınav sorularının bir önceki sınav sorularına göre daha çok bilgi ağırlıkta olduğunu, metinlerin giderek kısaldığını ve bilgilerin daha fazla kullanıldığını gördük. Sınavda 2 tane bilgi sorusunun belirleyici olduğunu fark etmiş bulunmaktayız. İcale tezer eğitim kurumları olarak yaptığımız tarama sınavları, uyguladığımız deneme sınavlarında bu bilgi sorularına yakın soruları sormamız, öğrencilerimizin bu soruları kolaylıkla yapabildiğini düşündürmektedir. Başarılarınızın devamını dilerim. Merhaba, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi sınav sorularının analizlerini yapacağız. Dersimizden bildiğiniz üzere 10 soru çıkmaktadır. Konu dağılımlarına baktığımız zaman 4 soru insanın iradesi ve sorumluluğu konusuyla alakalı karşımıza gelmiştir. 3 soru dinin toplumsal ilişkisiyle alakalı karşımıza gelmiştir. 2 soru Hazreti Peygamber'in Kur'an ayetlerini açıklayıcılığı ve örnek olmasıyla ilgili karşımıza gelmiştir. 1 soru ise zekat ibadetinin, paylaşma ve yardımlaşma ibadetinin toplumsal faydalarıyla ilgili karşımıza çıkmıştır. Soruları analiz ettiğimizde %90 oranında yoruma dayalı sorular olduğunu söyleyebiliriz. Soruların zorluk seviyesine baktığımız zaman kolay derecede ve orta derecede sorularla karşılaştık. Belirleyici soru olarak sadece bir soruyu gösterebiliriz. Geçen seneye göre değerlendirdiğimizde daha net sorularla karşılaşmış bulunmaktayız. Yaptığımız denemelerde üzerinde durduğumuz soru kalıplarıyla karşılaştık. Özellikle yorum sorularının geleceğini bekliyorduk. O beklentimiz gerçekleşmiş oldu. Aynı şekilde kavramlarla alakalı bilgi sorularıyla karşılaşmayacağımızı düşünüyorduk. Bu konuda da düşüncelerimiz gerçekleşmiş oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Öncelikle tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Bu yıl çıkan LGS İngilizce sorularıyla ilgili biraz yorum yapacağız.
İlgili ünitelere ait kazanımlar dengeli bir şekilde test edilmiş. Sorular incelendiğinde oldukça anlaşılır ve net olduğu gözlemleniyor. Sınavda öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçerek yorum yapmaları bekleniyor. Analiz bazlı soru düzeyi birden fazla, ancak bir soru analiz ve sentez ağırlıklı, yani belirleyici soru. Geçen yıl sorulan sorularla karşılaştırıldığında bu yılki sorular daha kolay ve anlaşılabilir. Tüm sorular konu içerikleriyle örtüştürülmüştür. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 10. üniteden hiçbir soru çıkmamıştır. Yıl boyu öğrencilerimize uyguladığımız tarama ve deneme sorularıyla bu yıl sorulan sorular büyük oranda benzerlik göstermektedir. Ve bu yıl çıkan tüm soru teknikleri %100 kurumumuzda uygulanmıştır. Öğrencilerimiz okulumuzun uyguladığı denemelerde ve taramalarda tablo yorumlama, diyalog tamamlama, çıkarım yapma sorularına aşinalık kazanması desteklenmiştir. Tekrar hepinize başarılar diliyorum.